Helojen Erşin. Merhaba ablacığım. Bahsettiğim Mustafa Bey. Merhaba. Merhaba. Daha önce tanışmış mıydık biz? Sanmam. Sizinle tanışsam bunu bilirdim. Benimle neden görüşmek istediniz acaba? Yıldız'la bir husumetinizin olduğunu duydum. Bende de çok önemli bilgiler var. Tabii ilgilenirsiniz. Ne bilgisi? Mustafa Bey, Yıldız'ın babasıymış ablacığım. Öyle mi? Peki anlayamadığım, Caner'i nasıl buldunuz? Yıldız'a yakın olmak istedim ama malum bir yalıya komşu olmak öyle her yiğidin harcı değil. Ben de ne olup bittiğini kaçırmamak için Asuman'a komşu oldum. Zeynep'in mahallesinde bir oda tutmuş. Ondan. Sonra? Sonrası şu. Benim acil paraya ihtiyacım var. Birçok da bilgim. İsterseniz etimden sütümden faydalanabilirsiniz. Nasıl olacak o? Hapis yattım. Adam öldürdüm. Yetmez mi bunlar? Yıldız yıllarca beni ölü bildi. Halit Bey tüm bunların gazetelere düşmesini istemez herhalde. Ha, ben sizi hatırladım. Şirkete gelmiştiniz. Hı hı. Halit'le görüşmek için geldiniz demek. Hı hı. İlk ona gittim. Okey. Mustafa Bey aklınızda bulunsun. Bir şey isteyecekseniz en tepeden başlamamalısınız. İşte bu dünyanın kurallarını bilemedim. Üzgünüm. Sizde benim işime yarayacak bir bilgi yok. Abla bir dinleseydik. Yıldız'ın babasıyım diyorum. Ne güzel. Halit sizi biliyor. Yıldız ölmediğinizi öğrenmiş. Suça karışmış olmanız, adam öldürmeniz o kadar önemsiz bir detay ki burada. Önemsiz mi? Hı hı. Son derece önemsiz. Halit ve Yıldız eğer bunları bilmeselerdi benim için faydalı bir bilgi olabilirdi. Üzgünüm Mustafa Bey. Kendinize başka bir sponsor bulmanız gerekecek. Artık gitseniz iyi olur. Çünkü çok işim var. Caner'cim, beyefendi yolcu eder misin? Ender Hanım. Bende kesinlikle ilgileneceğiniz bir bilgi daha var. Ben Yıldız'ın babasıyım. Zeynep'in babasının da katili.